Deprem altında kaldık. Çocuklarım iki tanesi vefat etti. Kübra kızım İstanbul Marmara'yı okuyordu. Küçük kızım 12 yaşındaydı. Meleklerim benim. Şimdi ikimiz enkaz altından kendi imkanlarımızla çıktık. Çok yaralıydık çıktığımızda. Eşimin kafası kırılmıştı. Benim ayaklarımda böyle yaralar oldu. Parmağım ucu yar oldu. Yağmurda bir sağa koştuk, bir sola koştuk. İmdat imdat, herkes kendi başı çaresinde. Kimse böyle yardım edecek durumda, herkes kendine koşturuyor. Daha sonra geri gittim. Çıktığımız o delikten çocuğa sesleniyorum. Çocuğun sesi geliyor. Geleceğiz baba diyorum. Çağırıyorum baba. Baba diyor, ayağım sıkış diyor. Çıkaramıyorum diyor. Acıyor diyor. Tamam baba, çıkartacağız dedim. Çocuğa o kadar bocaladık, olamadı. Olmadı, olmadı. Daha sonra akut ekipleri geldi. Üstten tepeden kırıcıyla açtılar. Çıkardılar çocukları ama cesetleri çıktı sonunda. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Bu devletimiz çok güçlü bir devlet. Bu milletimiz çok inançlı bir millet. Çok duyarlı. Bize kucak açan açana herkes. Devletimiz bizi kucakladı. Allah yokluğunu eksilini vermesin. Rahatı. Şimdi burada yurttayız. Aslan Bey yurdundayız. Bakımlarımız çok iyi. Tedavilerimiz iyi. Ben rahatsızım. Kalp hastasıyım. Şeker hastasıyım. Enfeksiyon hastasıyım ben. Solunum yollarımda rahatsızlık var. Allah razı olsun müdür bey, doktorlar hep ilaçlarımızı temin ettiler. Şu an rahatız. Yememiz, içmemiz iyi. Yerimiz iyi ama acımız büyük. Bütün acımızı silemiyoruz. Kaldıramıyoruz onu. Allah'ım kimseye yaşatmasın böyle bir felaketi bir daha. Çok ağır bir felaket. 3-4 gün soğukta ateşin başında battaniye arasında donduk. Halkımız, devletimiz seferber oldu. Herkes tek yürek oldu. Çok iyi bize yardım yaptılar. Çok iyi bize yetiştiler. İmkanlar yetişti ama ah ne faydası var, canlarımız gitti. Zaten o enkaz altında o deprem keptiğinde aynı odadaydık çocuklarımla beraber. Çocukları köşelere kaçın dedim. Çocuklar çapraz köşeye gitti. Biz hanımla karşı köşeye geçtik. Çekyadın altına girdim ben. O çekyadın az bir parçası var böyle. O boşluğa girdim. O boşlukta ben girerken hanımı döşünden çektim böyle, onu da yanıma çektim. Çocukları köşeye kaçın, masanın altına girin dedim. İki çekyadın birleştiği yerde. Orada o anda işte gürültü hızlandı. Önümüzde duvar kepti. Duvar kepince hanımın üzerine işte beton parçaları düştü. Zorla zorla, oğlum madem bu delikten geçsin, kopar bu kolu dedim kendi kendime. Kendimi zorladım, gittim ileri doğru. Gittim, çıktım delikten. O şekilde böyle tepemin üstüne kaya 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 indim aşağıya enkazın içinden. Dışarıya çıktık, ayakkabı yok, üst yok, baş yok, eşofmanla üzerimizde tişört gibi bir şey. Yağmur, ırmak gibi, kovadan döküp gibi çok şiddetli yağıyor. O esnada işte eşim koşuyor sağ tarafa, ben koşuyorum sola, yardım bekliyor. Geri dönüyorum o deliğin ağzına geliyorum. Çocuğa çağırıyorum, baba buradayım diyor. Ayağım acıyor diyor, ayağımı çıkartamıyorum diyor. Ama benim eşim, büyük kızım o üniversiteyken böyle çökmüş, kızı kanatlarının altına almış küçük çocuğu. Üzerine onun kafasına beton düşük. O anda beyin kanaması geçirmiş çocuğum. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Yanına aldı yavrularımı. Melektir onlar, cennetliktir inşallah.